Açılış sahnesinde bir cenaze levi azımatçısı vardır. Bir cenaze levi sahibi olan Elliot, günlük rutininin bir parçası olarak cesetleri cenazeler için hazırlarken bir yandan da onlarla yumuşak bir şekilde konuşmaktadır. Şu anda yaşlı bir piyano öğretmeninin cesedini hazırlarken görülüyor. Daha sonra bir ortaokul öğretmenine geçiyoruz. Anna Tyler, erkek arkadaşı Paul ile cinsel ilişkiye girmektedir. Romantik ortama rağmen bundan hiç de zevk alıyor gibi görünmüyor. Daha sonra duş alırken Paul konuyu sorar. Ancak Anna iyi olduğu konusunda ısrar etse de yüz ifadesi bunun tam tersini söylemektedir. Bunu takiben Anna işe gider ve orada iki büyük çocuğun küçük öğrencisi Jack'e zorbalık yaptığını görür. Onları azarlar ve hemen uzaklaştırır. İşten sonra Anna okuldan çıkarken koridorda ışıklar titremeye başlar. Korkuyla çıkışa doğru koşar ama kapıyı kilitli bulur. Bu gergin anın ortasında Jack belirir ve açıklanamaz bir şekilde kapıyı sorunsuzca açar. O akşam Anna, Elliot'un evinde eski piyano öğretmeninin cenazesine katılır. Cesede yaklaştığında ağzını oynattığını görür ve bir an için irkilir. Ancak ikinci kez baktığında bunu normal bulur ve bunu hayal ürünü olduğunu anlar. O gecenin ilerleyen saatlerinde Anna, akşam yemeği için Paul ile şık bir restoranda buluşmaya gider. Bu sırada ona şirketin genel merkezine terfi ettiğini, bu yüzden Chicago'ya taşınması gerektiğini söyler. Daha sonra cebinden bir yüzük çıkarır. Anna'ya evlenme teklifi etmek ve onu da yanında götürmek niyetindedir. Ancak bunu yapmadan önce Anna, Paul'un ondan ayrılacağını düşünerek tartışmaya başlar. Paul gerçeği açıklamaya çalışır ama Anna dinlemeden fırlayıp gider. Sıkıntı içinde arabasını sürer ve şiddetli yağmurun ortasında bir trafik kazası geçirir. Bir sonraki sahnede Anna'yı cenaze evindeki mumyalanma masasında solgun bir yüz ve alnında bir yarayla görürüz. Kısa bir süre sonra Elliot içeri girer ve onu hazırlamaya başlar. Onu soymaya devam ederken Anna gözlerini açar ve nerede olduğunu sorar. Elliot şaşırtıcı bir sakinlikte cenaze evinde olduğunu ve öldüğünü söyler. Ayrıca 8 saat önce metal borularla yüklü bir kamyonla çarpışarak ölmesine neden olduğunu hatırlatır. Kafası karışan ve dehşete düşen Anna, cenaze müdürünün sadece öbür dünyaya geçiş yaptığı yönündeki güvencesine rağmen öldüğüne hala inanamamaktadır. Bu arada Paul evinde uyanır ve kız arkadaşıyla defalarca iletişim kurmaya çalışır. Ancak Anna'nın eşyaları artık Elliot'tadır ve Elliot aramaları dikkate almayarak onları diğer cesetlerin eşyalarıyla birlikte bir dolaba koyar. Onu hiçbir yerde bulamayan Paul, nerede olduğunu öğrenmek için annesinin evine gider. Annesi Paul'u çok şaşırtan bir şekilde ölümüne yol açan trajik kazayı anlatır. Ayrıca böyle kötü bir havada araba kullanmasına izin verdiği için onu suçlar. Cenaze evinde Elliot, Anna'nın yaralarına dikiş atar ve Anna acı hissetmediği için şaşkındır. Bunu sorar. Ancak Elliot onu görmezden gelir ve kaslarını gevşeteceğini iddia ettiği hidronyum bromür adlı hayali bir enjekte eder. Bir süre sonra Anna'nın tekerlekli sandalyeye bağlı annesi onu görmek için cenaze evine gelir. Ağlamaklı bir sesle Anna'nın cesediyle konuşur ve şimdi ona kimin bakacağını sorar. Ayrılmadan önce Elliot'tan saçlarının doğal rengi olan kahverengiye çevirmesini ister. Daha sonra Anna uyandığında kendisini odada yalnız bulur. Yeterli gücü toplar ve dik bir pozisyonda oturur. Sonra sabit telefona doğru yürür ama telefon çalışmamaktadır. Tam o sırada Paul cenaze evine gelir ve Elliot'tan kız arkadaşını görmesine izin vermesini ister. Çaresizliğe rağmen cenaze müdürü kızla hiçbir yasal bağı olmadığı için onu içeri almaz. Video durmuşken sizden küçük bir ricamız olacak. Lütfen kanalımıza abone olun ve bir beğeni bırakın. Şimdi devam ediyoruz. Paul'un sesini duyan Anna çığlık atarak kapıya vurur. Ancak çabaları fark edilmez. Paul daha sonra arkadaşı Tom'la buluşmak için polis karakoluna gider ve onu cenaze evine sokmak için bir şeyler yapabileceğini umar. Ancak başka bir polis memuru ona Tom'un devriye görevi için gittiği ve yakında döneceğini bildirir. O zamana kadar Paul polis otoparkına girer ve Anna'nın hurdaya dönmüş arabasının içinde oturur. Bu sırada kız arkadaşıyla ilgili bir imgelem görür ve bu imgelem Tom'un eliyle aniden kesilir. Paul Anna'yı görmesini kolaylaştıracak bir şeyler yapması için ona yalvarır. Ancak Tom bu konuda çaresizdir. Öte yandan Anna odanın içinde dolaşırken masanın üzerinde yatan başka bir ceset bulur. Böyle bir kaderi yaşamak istemediği için eline bir makas alır ve Elliot'u beklemeye başlar. Elliot içeri girer girmez onu öldürmekle tehdit eder. Ancak Elliot hiç oralı olmaz. Anna'nın kendisine zarar veremeyeceğini çünkü zaten öyle olduğunu iddia eder. Anna
Eğer öldüyse onunla nasıl konuşabildiğini sorgulayarak tartışır. Bu noktada Elliot onunla konuşabildiğini, çünkü onun bir yeteneği olduğunu açıklar. Ölülerle iletişim kurma yeteneği. Ayrıca ona hayatı bırakmasını, çünkü cenazesinin 3 gün sonra yapılacağını ve ardından bir tabuta konulup sonsuza dek gömüleceğini söyler. Bir sonraki sahnede Elliot yaşlı bir kadının cesedini cenaze için hazırlarken Anna'nın ölümünden haberdar olduğu anlaşılan Jack de ona katılır. Çocuk öğretmenini sorar. Elliot da cenazesinin cuma günü olduğunu söyler ve şimdilik gitmesini ister. Ertesi sabah Paul Anna'nın fısıldayan sesini duyar ve onun duş alırken görüntüsünü görür. Ancak kısa süre sonra bunun sadece bir rüya olduğunu fark ederek uykusundan uyanır. Bu arada Elliot cenazesinde giyeceği bir elbiseyle Anna'ya döner. Anna'nın dikkati dağılmışken Anna gizlice onun cebinden bir grup anahtar çalar. Daha sonra Elliot hastaneden başka bir ceset almak için yola çıktığında Anna aceleyle çalınan anahtarları kullanır ve kapının kilidini açmaya çalışır. Elliot deposunu doldurmak için bir benzin istasyonunda durur ve anahtarlarını unuttuğunu o zaman fark eder. Bu yüzden aceleyle cenaze evine geri döner. Bu arada Anna kapının kilidini açmayı başarır ve evin içinde dolaşmaya başlar. Kısa süre sonra içinde telefon olan bir odayla karşılaşır. Hemen Paul'un numarasını çevirir ve onun açması için dua etmeye başlar. Uzun bir çalmadan sonra Paul telefon açar ama kısa süre sonra bunun başka bir halüsinasyon olduğunu düşünerek telefonunu kapatır. Tam o sırada Elliot onu bulur ve bir aynada cesede benzeyen halini görmesini sağlar. Bu sonunda onu gerçekten öldüğüne inandırır. Aynı anda evin hemen önünde duran Jack, Anna'yı fark eder ve onu şok içinde bırakır. Ayrıca bir başka şüpheli olay daha gerçekleşir. Anna aynanın önünde iç çekerek nefesinin aynayı buğulandırmasına neden olur. Ancak Elliot, Anna görmeden onun buğuyu akıllıca siler. Artık öldüğüne ikna olan Anna, Elliot'un vücudunu hazırlamasına direnmeyi bırakır ve ona ne verdiğine hiç önem vermez. Ertesi gün Paul, Anna'nın eşyalarını almak için okuluna gider. Ayrılmak üzereyken onu, Anna'yı dün cenaze evinde kırmızı bir elbise giyerken gördüğünü söyleyen Jack ile karşılaşır. Paul ona inanmaz ve Anna'nın öldüğünü iddia eder. Ancak çocuk onu yeterince sevmediğini iddia eder. Paul o kadar sinirlenir ki herkesin önünde ona tokat atar. Cenaze evinde bir polis memuru Anna ile aynı odada tutulan kardeşinin cesedini görmek için gelir. Ardından Elliot'tan kendisini kardeşiyle birkaç dakika yalnız bırakmasını ister. Cenaze müdürü ayrılırken Anna'nın çıplak bedenine yaklaşan polis memurunun gerçek niyeti ortaya çıkar. Ancak tam ona dokunmak üzereyken Elliot içeri girer ve ondan gitmesini ister. Daha sonra Jack cenaze evini tekrar ziyaret eder ve Elliot'a geçen gün gördük anlatır. Bunun üzerine Elliot sakince ikisinin de ölmüş kişilerle iletişim kurma konusunda aynı yeteneğe sahip olduklarını söyler. Paul eve dönerken birden Anna'nın ölmeden önceki sabah giydiği kırmızı elbiseyi hatırlar. Bu kız arkadaşının hala hayatta olabileceği şüphesini uyandırır. Cenaze evine koşarak onu görmek ister. Ancak Elliot bunu reddeder. Paul bu kez onu görmezden gelir ve aynayı çağırarak içeri girer. Cenaze müdürü polisi çağırmakla tehdit edene kadar onu aramaya devam eder. Paul daha sonra karakola gider ve Tom'a kız arkadaşının hala hayatta olduğunu söyler. Ayrıca Anna'nın yüksek dozda ilaçla sakinleştirildiğini ve kalp atışının en düşük noktaya kadar yavaşlatıldığını tahmin eder. Ancak iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıtı olmadığı için arkadaşı ona inanmaz. Daha sonra Elliot, Anna'ya cenaze kıyafetlerini giydirirken ikili derin bir sohbete dalar. Anna hayatından hiç memnun olmadığını ve Paul'u gönülden sevemediğini itiraf eder. Ancak şimdi her şeyden pişmanlık duymaktadır. Sahne daha sonra Elliot'un Anna'yı tabuta yerleştirdiği cenaze gününe kesilir. Ona bir doz daha ilaç enjekte etmeye hazırlanırken Anna son bir kez kendini görmek ister. Bunun üzerine Elliot küçük bir ayna tutar ve Anna'nın kendine bakarken nefesinin camda yoğunlaştığını fark eder. Bunu Elliot'un ona bunca zamandır yalan söylediğini ve henüz ölmediğini fark etmesini sağlar. Panik halinde mücadele etmeye çalışır. Ancak Elliot ilaçları vererek onu bayıltır. Daha sonra herkes Anna'ya son saygılarını sunmak için cenaze salonunda toplanır. Kısa bir süre sonra Paul da gelir ve nişan yüzüğünü parmağına takar. Bu sırada Anna'nın dudakları ve göz kapakları biraz hareket edince Elliot endişeyle tabutu kapatmaya karar verir. Mezarlığa gömüldükten sonra yıkılmış olan Paul aşırı derecede içmeye başlar. Daha sonra Paul'un Anna'yı canlı canlı gömmekle suçladığı cenaze müdürü ona yaklaşır. Bunun üzerine Elliot belki de haklı olduğunu iddia eder ve ona gidip kendi başına kontrol etmesini söyler. Çileden çıkan Paul agresif bir tepki verir. Ancak saldırmadan önce Elliot ona fazla zamanı kalmadığını söyler.
Durumun aciliyetini hisseden Paul son sürat mezarlığa doğru ilerler. Bu sırada Anna tabutun içinde uyanır ve oksijeni yavaş yavaş tükenirken çılgınca bağırarak yardım ister. Alkolün etkisi altında olmasına rağmen Paul otoyolda birkaç aracı atlatır. Daha sonra mezarlığa varır ve Anna'nın tabutunu hızla kazarak onu dışarıya çıkarır. Bir şekilde onu hayata döndürmeyi başarır ve ardından Anna ona olan aşkını itiraf eder. Aynı anda Paul bazı garip sesler duyar ve Anna bunun Elliot'un kıyafetlerini kesen makasının sesi olduğunu açıklar. Bir saniye sonra Paul kendini cenaze evinde bulur. Elliot başında dikilmiş, Anna'nınkini hazırladığı gibi onunkini de hazırlamaktadır. Elliot ona bir araba kazası sonucu öldüğü için mezarlığa hiç gidemediğini açıklar. Paul, Elliot gövdesinin derinliklerinde bir mumyalama trokarı yerleştirene kadar hayatta olduğunu iddia eder. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.